Kaan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi Karadeniz'in incisi Giresun merkezdeyiz. Via Gold Yapı'nın genel hizmetlerini konuşacağız. Çok kısa önce bir şansınızı ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım ve sektöre giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? 82 doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır sektörün içinde farklı kademelerde hizmet vermekteyim. Evet. Bu hizmet süresi boyunca insanlarımızın tamamında ihtiyaçlarını, beklentilerini, inşaat sektörüyle alakalı hayallerini belli bir zamandan sonra bir bütün olarak Via Gold adı altında insanlara artık sunmaya karar verdim. Evet. Yaklaşık 1,5 yıldır bu hizmetin için amacı için hizmet vermekteyiz. Bunu da Çankaya Konakları ile beraber taşlandıracağız. İnşallah. Hedef olarak kendimize belirledik. Peki Via Gold Yapı'nın Çankaya Konakları projemiz 2+1, 3+1, 4+1 olmak üzere dublex konsept daireler bekliyor bizi. Geleceğe güvenle bakmak için demişsiniz. Evet. Projemizi biraz konuşalım. Lokasyon olarak nereyi seçtiniz Giresun'un? Lokasyon olarak insanların bir evden beklentisi olan ilk başta güzel bir manzara, temiz hava ve adaptasyon olarak merkezi bir konum olarak Giresun Osmaniye Mahallesi'ne evet, kendimize uygun bulduk. Dediğim gibi 2+1, 3+1, 4+1 her aileye uygun, her beklentiye uygun daireleri oluşturmaya çalıştık. Güzel. Peki hayallerinizin ötesinde demişsiniz anladığım kadarıyla hayallerin sürekli gerçekleştirilmesi, hayal ötesi dediğimiz başlığı ön plana çıkarıyor. Şöyle bir binamızın fiziki yapısıyla içinde dönecek hizmetlere bir konuşalım. 7/24 gece görüş özellikli kamera sistemleriyle akıllı bir bina bekliyor bizi. Şöyle biraz özelliklerinden bahsedelim mi? Dediğiniz gibi günümüz standartlarında insanlarımızın ihtiyacı en önce çocuklarımız. Güvenlik çünkü bizim için çok önemli. Çocuklarımız evet, için çok önemli. Tabii ki onlar için bir yaşam alanı. Dediğiniz gibi kapalı otoparkları evet, olması, şifreli kapı girişlerimizin olması. Ayrıca boş zamanlarımız, hafta sonlarımızda güzel bir peyzaj alanıyla alakalı oturma bahçelerimiz, evet, parklarımız. Evet. Yine hayat standartlarının artık gereği olan panjur sistemlerimizin bu alanda olması. Bu da önemli artık ses, değil mi yani? Tabii. Aha. Ses izolasyonlarının sağlanması. Evet. Daire özelliklerimiz geniş kesinlikle, anladığım kadarıyla kesinlikle, böyle akıllı bir bina, ve burada iyi bir sistem. En büyük hayalimiz şu, biz müteahhit olarak bir şey sunmuyoruz. İnsanlar bizim araçtan sonra kendi istediklerini bize söylüyorlar. Evet. A'dan Z'ye bütün her şeyi, lambiyans, kapı, boya, desenleri, şekilleri, bütün her şeyi biz paket olarak insanlara gösterip hem verdikleri paranın nereye gittiğini, nasıl bir kalite aldıklarını, hem de yıllar boyu hayal ettikleri evini kendilerinin bize hedefleyerek yönlendirmeleri evet, elde etmeleri sağlıyor. Şimdi misyonunuzda zaten toplum değerlerine önem vererek hareket kesinlikle, ettiğinizi belirtmişsiniz. Evet. Siz de tecrübelerinizi insanlarla paylaşıyorsunuz ama onlara güzel yaşam alanlarını ulaştırmak adına bir gayret içerisindesiniz. Hizmet verirken önem verdiğiniz başlıklar nelerdir sizler için? Şimdi artık yapı denetimleri nezaretinde yürütülüyor bu çalışmalar. Kesinlikle. Dediğiniz gibi sonuçta birinci hedefimiz tabii ki insanlarımız, halkımız, onların hayal ettikleri ama tabii ki bunu sunarken de kesinlikle deneyimli ve birbirine bağlı bir ekip. Evet. Bu ekip artık bir ticari ilişki değil, bir aile birliği olarak benimsediğimiz bir yoldayız. Kendi elemanlarımız da sanki bu şirket onlarınmış gibi, onların bir parçasıymış gibi birlikte yürüyerek evet, insanlara dediğiniz gibi geleceğe güvenle bakmayı beraber aşılamaya çalışıyoruz. Evet. Baştaki ikinci temel kuralımız da budur. Çalışanlarımızla beraber aynı soluğu almak, aynı duyguları yaşamak, aynı hedefe evet, hizmet vermek. Bu da başarıyla birlikte kaliteli kesinlikle, bir hizmeti ortaya çıkartıyor. Evet. Evet. Peki hemen yapı denetim dedim ben. Çok kısa ondan bir geçiş yapalım. Artık bu süreçler önemli değil mi? Sizin için de herhalde bir katma değer olarak döndü bu. Zaten günümüzde hala o tehlikeyi yaşıyoruz. Yapı denetimi gerçekten dediğiniz gibi önemli. Dediğim gibi hayat standartları değişirken hayat zorluğu da farklılaşıyor. İnşaat sektörü eskisi gibi değil. Yeniliklere ayak uydurduğumuz için çoğu sektördeki gibi bütün aktiviteler değişiyor. Evet. Buna malzemeler, inşaatın gidişatı, kullanılan ekipmanlar,
Yani tabii bunu denetlemek de çok zor. Zaten kendim dediğim gibi daha önceki çalışma hayatım boyunca bunların içinde olduğum için bunu da %100 farkındayım. Bunu da aynı şekilde yine kendi şirketimde de uygulamaya devam edeceksiniz ve perçinlemiş olacaksınız bunu da. Peki sektörle ilgili bölgesel yaptığınız bu çalışmada ileriye dönük hedef ve planlarınız devam edecek mi? Bir şeyler bekliyor mu daha bizi? Kesinlikle. Tabii ülkemiz zor süreçlerden geçiyor ama. Şöyle bir şey var, Osmaniye Mahallesi Giresun'un şu anda gelişmekte olan bir mahalle tarafı. Burada kentsel yapılanma şu anda revaçta. Tabii ki zamana ve yeniliklere uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Oraya Giresun'a yakışır bir eser bırakmaya çalışıyoruz ve bunun devamında da aynı şekilde konseptimizi devam ettireceğiz. Hedefimiz bu. Tabii ki dediğiniz gibi ekonomimizin durumu, şu andaki Türkiye'mizin içinde olduğu durumlardan dolayı da insanlarımızla aynı şeyi yaşıyoruz. Biz de tabii buna göre satış politikamızı tamamıyla değiştirdik. Banka oranlarındaki yüksek faizlerin olması, şu anda geçim sıkıntısı olan ailelerin yaşadıkları sorunları zaten biliyoruz. Krediyle beraber içine girdikleri taksitlerde şu andaki çalışan bir işçinin aldığı maaşla beraber ödeyebileceği taksit limitini biliyoruz. Evet. Biz de buna göre artık bir savaş açtık. Bu savaş tabii ki hem Türkiye için hem bizim için. Faizsiz elden taksitlere başlayacağız bundan sonra. Kişiyi hiç kimseye mahkum etmeden kendi gücüne, ailesinin yaşamını, koşullarını zorlamadan müşterimizin kendi isteğiyle kendi sunduğu ödeme şekliyle beraber biz de ona kendimizi adapte edeceğiz. Hedefimiz bu. Tabii ki bu süreçler takip edilerek ileriye dönük de duruma göre belki daha farklı tekliflerimiz olacak. Evet, peki siz topraktan yapıyorsunuz tabii projeyi. Kendiniz mi yeri alıp değerlendiriyorsunuz yoksa kişilerle yapsat şeklinde mi bir ilerleme? Kişilerle oluyor? Yapsat olabiliyor. Dediğiniz gibi kendi yerimizi alıp değerlendirebiliyoruz. Ama şu andaki dediğim gibi bulunduğumuz ekonomik koşullar kişiyle anlaşıp yapsat yapmak için daha olumlu. Bu şekilde ilerliyor. Peki güzel, akıllı bu projemizin inşallah kısa zamanda herhalde bir tamamlama aşaması olacak. Ne zaman düşünüyorsunuz teslim etmeyi dairelerimize? Önümüzdeki Ağustos ayında anahtar teslim var. Tabii. Bunlarla da ilgili satışlarımız zaten yapıldı. Peki. Şimdi fuarlar da önemli. Bu doğrultuda fuarlar hem sizin açınızdan, vizyonunuzun genişlemesi açısından da önemli. Böyle katılımlar yapıyor musunuz veya gitmeyi düşünüyor musunuz fuarlara? Kesinlikle öyle. Çünkü dediğim gibi artık hayatımız değişiyor, inşaat sektörü değişiyor. Bu yeniliklere ayak uydurmak zorundayız. Avrupa, yurt dışı bizden kat kat farklı bir şekilde ilerliyor. Neden biz olmayalım? Neden biz onları yapamayalım? Neden bizim insanlarımız onları yaşamasınlar? Mesela bir ısı izolasyonunun bir aile bütçesine olan katkısını hem gerçekleştirip hem de insanlara bunun faktörlerini açıklamak istiyoruz. Bunları tabii ki sadece bizden değil, sektörün tamamından insanların bunu bilerek bilinçli bir şekilde istemelerini istiyoruz. Ve sektörün de buna yönelmesini istiyoruz. Bu sadece ufak bir örnek. Bunun gibi nice örnekler var. Kesinlikle. Evet, kaliteye önem verelim diyoruz. Alacağımız yapıların bütün mimari dokularına bakmak önemli bence. Siz de bu konuda iyi bir noktaya temas ettiniz. Peki size başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Son olarak da bu keyifli sohbetin sonunda şimdi Via Gold, tamam, sizin bir geçmişiniz var. Devam eden projenizden destek alan, hizmet alan konuklarınıza diyelim. Bir teşekkür. Son sözlerinizi toparlayalım. İnşaat sektörü dediğiniz şey aslında bir hayat vermektir. Biz sadece bir hayat veriyoruz. Yaşatmak bizim müşterimize kalmış. İnşallah bizim bağlı bulunduğumuz şartlarımızla, koşullarımızla müşterimiz de bunun %100 farkına varıp o şekilde hayatlarını yaşamalarına ve bize ömür boyu takdirlerini bırakmalarını temenni ediyoruz. Evet. Size ve bu konudaki, sektördeki bütün desteklerimize de burada sizin sayenizde teşekkür etmiş olacağız. Peki, biz de ekip olarak size başarılar diliyoruz ancak geleceğe güvenle bakmak için eşsiz yaşam alanı sunan konaklarımız ile hayallerinizi gerçekleştiriyoruz dediğiniz sloganınızla bütün herkesi ofisinize davet ediyoruz. Gelsin sizinle tanışıp sizden daha iyi bilgiler alsınlar diyelim. Tüm ekibinize, çalışan ustalarımıza kadar başarılarınız daim olsun. Bölgeye ve ülkemize kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir projenizle tekrar buluşmak dileğiyle. Çok sağ olun. Sağ olun.